Sevgili seyirciler, yeni bir 5'li 1K programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye ortak bir heyecanda birleşti. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk milli takımı ilk sınavını verdi. Umarız bu sınav sonrasında hep beraber belki uzun zamandır milletçe ihtiyacımız olduğu omuz omuza o birleşme görüntülerini yakalarız. O ortak duyguda bayrağımız altında, o formanın altında birleşiriz. 1960 yılından bu yana tam 56 yıldır Avrupa Futbol Şampiyonası devam ediyor. Gelin görün ki Türkiye sadece 4 defa bu şampiyonaya katılma imkanı yakaladı. Ama ne imkan? Kiminde büyük bir başarı sağladı, kiminde biraz başı önde geri döndü. Uçaktaki yolculukları, futbol sahasında yaşananlar, bildikleriniz bilmediklerinizle inanın bu 4 şampiyonada Türk futboluna önemli anlara ve futbolun geleceği için önemli kararlara imza attırdı. Bugün 5'te 1K programında Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki maceramızı sizlere anlatmak istiyorum. 4 şampiyonada neler yaşadık? Bildikleriniz bilmedikleriniz nelerdi? Bizzat sahada olanlar, yedek kulübesinde bekleyenler, o kulübenin içinde o heyecanı yaşayanlar sizlere anlatacaklar. Yeşil sahada ter döken isimlerle Avrupa Futbol Şampiyonası'nı anlattığımız özel bir 5'te 1K ile karşınıza geliyoruz. İsveç maçı, Türkiye'deki İsveç maçı en kritik maçlardan biriydi. O zaman 3-5-2 oynuyoruz, sağ taraf oyuncusu yok. Fatih Hoca beni aradı. Ben de o sene iyi oynuyorum Beşiktaş'ta. Christoph Daum'la şampiyon olduğumuz bu sene. Aradı, beni bir arasın demiş, haber bırakmış. Ben de zannettim, yavaş yavaş futbolun sonuna giriyoruz. O zaman Avni Tekan'a ne yapacaksın futboldan sonra falan diye soruyor. Çünkü benim artık son dönemlerim, 32 yaşındayım. Ondan sonra ben de aradım Fatih Hoca'yı. Nedir durumun dedi. Yani, hocam iyiyim işte, o iyi diyor, ligde mükte derken ben seni milli takıma düşünüyorum dedi. İsveç maçı hocam dedim. Hani tamam ligde oynuyorum da uluslararası seviyede o durumda mıyım bilmiyorum dedim. Ya bir gel görüşelim federasyona dedi bana. Ben de federasyona dedim, kahvaltıya gel dedi hatta. Ondan sonra gittik, konuştuk işte bu şey hakkında falan. İyi tamam Metin dedi, ya sen git, öğleden sonra kadroyu açıklayacağım, alırsam da sürpriz olsun, almazsam dedi. Sonra bir baktım kadroda açıklamış işte Fatih Hoca. 96 İsveç maçı, çok kritik bir dönemdeki hakikaten maçtı. Sonra kampa gittik, benim küçük bir sakatlığım vardı işte hocam dedim falan. Dedi kaptan çıkacaksın dedi. Hocam dedim ben 5 senedir milli takıma gelmiyorum, 5 senede gelmiyorum A milli takıma. Kaptan, ben sana kaptan çıkar mısın diye sormadım dedi, kaptan çıkacaksın dedim dedi. Kaptan çıkar mısın dedi, tamam hocam falan dedik. İşte o zaman Enginler var, Oğuz var, Oğuz Hoca var, Oğuz Çetin var. Tamam dedim tabii, o tavrı ya, her zamanki o tavrı da. Tamam dedik, işte kadro açıklandı, oynuyorum sağ tarafta. Kaptan çıktım İsveç maçında. Benim için tabii büyük bir olay yani. Çünkü hiç hesaplamış. Fatih Hoca o zaman o dönemleri çok iyi yaptı. 96 ilk gidişimiz. Bir maçlık böyle deneyimli oldu. Daha sonraki maçlarda da görebilirsiniz. Yıllarda da görebilirsiniz bunu. O dönemde de bir maçlık o dönem deneyimli oyuncu diyeceğimiz benim. Belli bir yaştaki oyuncuyu aldı. Bir maç kullandı ve istediği sonucu alıp ondan sonra kendi yine normal kadrosuna döndü. Bu maç da benim için öyledir. Biliyorsunuz bizim ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldığımız dönemdi o dönem. Kolay değil, zorlu bir süreçten geçtik milli takım olarak. Çünkü geçmiş yıllara baktığımız zaman milli takımın başarıları, başarısızlıkları veya ortaya koyduğumuz futbol çok daha farklıydı. 91 kuşağıyla başlayan bu futboldaki gelişim 96 yılında ilk meyvelerini vermeye başladı. Özellikle eleme maçlarındaki başarımız direkt olarak bizim Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmamız tarihte de bir ilki yaşattı aslında Türk futboluna. Bu çok zorlu bir süreçti, onu başarıyla geçtik. Tabii hiç bilmediğimiz, hiç aşiyanı olmadığımız, alışık olmadığımız bir yere gittik. Avrupa Futbol Şampiyonası'na, 96 İngiltere'ye. İlk olması, daha önce yaşanmışlığın olmaması bu anlamda bize bir takım sıkıntılar yarattı, yaratmadı değil. Ama şunu da gördük, oralar çok farklı bir vitrin alanı. Ve buralardaki elde edeceğiniz birikimler, tecrübeler, kendinize katabileceğiniz bazı değerleri ilerleyen yıllarda da ortaya çıkabileceği hissiyatı bizde oluşmuştu. Çünkü yaşayan kimse yoktu o ortamı daha önce. Teknik direktörümüz dahil, teknik ekip dahil hiç kimse öyle bir deneyim yaşamamıştı.
Bu anlamda sıkıntılar olmadı mı? Oldu. Biliyorsunuz puan alamadan ve gol atamadan biz geri döndük. Ama bize bence kattığı en önemli şey, öyle bir organizasyonda nasıl hareket edilmesi gerektiğini, nelere sahip olmanız gerektiğini bize öğreten bir turnuvaydı. Bu anlamda biz kötü bir tecrübe yaşasak da aslında kazanımlar bakımından çok önemli şeyler elde ettiğimiz bir 96 Avrupa Futbol Şampiyonası yaşadık. ...1996'da büyük bir başarıyla finallere gittik ama 96'da başarılı olamadık. Neden başarılı olamadık? Avrupa kantarına çıkabilecek durumumuz yoktu. Rakiplerimiz çok güçlüydü. Rakiplerimizdeki oyuncuların grubumuzda yer alan Portekiz açısından, Hırvatistan, Danimarka açısından söylüyorum. Hepsi Avrupa'nın büyük takımlarında oynuyordu. Bizim lejyonerimiz yoktu. Biz tamamen Türkiye Ligi'nde oynayan oyunculardan kuruluyduk. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın forvetleri Anadolu takımlarının zayıf savunmalarına karşı zaten gol atıyorlardı. Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın savunmaları zayıf Anadolu takımlarının forvetlerine karşı zaten iyi savunma yapıyorlardı. Oraya gittiğimizde kendimizi çok kuvvetli zannettik ama gol atamadık. Gerçi gol de fazla kalemizde görmeyerek başladık ama sonra çözüldük. Dolayısıyla o bir anlamda ilk kez gittiğimiz 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıktı. Sonraki başarıların hazırlığıydı. Biliyorsunuz 96'da hatırlanan bir tek şey var. Alpay'ın Hırvatistan maçındaki o fair play'lik hareketi hatırlanıyor. Böyle turnuvalarda ilk maçların her zaman zor ve çok önemli olduğunu az çok biliyorduk. Ama gerçekten de şunu öğrendik. Turnuvaya ne kadar iyi başlarsanız, belki skor alamayabiliyorsunuz ama futbol anlamında iyi başladığınız takdirde kendinize olan güveniniz, takımın birbirine olan güveninin de arttığını görebiliyorsunuz. Biz eğer Hırvat maçıydı, Hırvat maçında bir puanla başlamış olsaydık belki o turnuvanın akışı çok daha farklı olabilecekti. Bizim kuşak için çok önemli bir 96 şampiyonası. Bizim çünkü biz bunu hayal bile edemezdik. Şimdi Fatih Hoca'larla ben Fatih Hoca'yla karşılıklı futbol oynadık. Aynı milli takımda oynadım. Sonra Fatih Hoca teknik adam yapıyordu. Ben de artık futbolun son dönemlerine gelmiştim. Biz o Avrupa şampiyonları, Dünya Kupası elemelerini, Avrupa elemelerini gitmeyi hayal bile aklımızın ucundan geçirmezdik. Böyle bir hayal yoktu, öyle bir gücümüz yoktu. İşte Fatih Hoca'yla 96'da en büyük atılım budur. Bunu gerçekleştirdi Fatih Hoca. Çıkış noktası da ya hep savunuyoruz, yine hücum edelim, hep mağlup oluruz, tek galip gelmeye çalışalım mantığından. O çok önemlidir Türk futbolunda, Türk futbolunda uluslararası seviyesi çok önemlidir. Bu 96 finallerine gidiştir. Evet orada gol atamadık, evet orada hiç puan kazanamadık. Ama oraya gitmek bile Türk futbolunda çok büyük bir devrimdir. Biz o kuşak futbolcuları ve bizden öncekiler bunu hayal bile edemezdi. O en büyük adımdır Türk futbolundaki, uluslararası arenadaki en büyük adımlardan biridir 96 finallerine gidiş. ...1996'da katıldığımız bu şampiyona belki Türk milli takımı için bir ilkti ancak son olmayacaktı. 2000 yılında katılacağımız şampiyonada takımın başında Türkiye'nin en centilmen spor adamlarından bir isim Mustafa Denizli vardı. Bekle bizi geliyoruz, bekle bizi İtalya, bekle bizi Almanya, bekle bizi İngiltere, bekle bizi Fransa, bekle bizi Hollanda, geliyor Türkiye. 2000 elemelerinde de zorlu bir gruptaydık. Ama neticede finallere katılma şansımızı son maça bıraktık, Almanya maçına. Almanya'ya kazanırsak grup lideri olarak gidecektik. Grup ikinciliğini garantilemiştik. Kazanamaz isek de playoff oynayacaktık. Münih'te oynadığımız maç 0-0 bitti. Dolayısıyla Almanya bizim önümüzde grup lideri oldu. Biz grup lideri olamadık. O da çok enteresan bir maçtı. Playoff'ta serbest İrlanda'yla eşleştik. İlk maç 1-1 sona erdi. Rövanşı Türkiye'de tansiyonu son derece yüksek bir maç oldu.
bizim adımıza son derece önemli bir maç tabii. Yani finallere katılma şansımızı devam ettirmemiz açısından. 0-0 biten sonuç bize yetti. Oyun başladı. Nasıl bir anlayış oldu? Yani sistem olarak değil. 4-2-4, 3-1-5 değil. Genelde sahanın neresinde nasıl ve kimlerle mücadele ediyorlar? Euro 2000'de İrlanda'da baraj maçı oynadık. İkinci maç için Bursa'ya dönüyorduk. Uçakta Haluk Ulusoy pek neşeliydi. Kendi arabasının anahtarını çıkararak futbolcuların ama özellikle bizim abi dediğimiz futbolcuların o dönemdeki takımın en yıldız futbolcularının olduğu, Sergen'in, Tugay'ın, Alpay'ın olduğu bölgeye sallayarak eğer Avrupa Şampiyonası'na katılırsanız hepinize bunlardan bir tane diyerek bir makara yaptı orada ve söz verdi aslında Haluk Bey. İstanbul'a dönüldü. Ardından baraj maçı oynandı. Avrupa Şampiyonası'na gidilmesine hak kazanıldı. Sonra tabii ki futbolcularla bir takım prim toplantıları yapıldı. O toplantılar esnasında futbolcular kendilerine vaat edilen jipi sorduğunda Haluk Ulusoy hatırlamadı uçakta verdiği, o keyifli anında verdiği nedenden dolayı ne jipi dedi. Futbolcular tabii o an hiçbir şey demediler. Sonra bir gün Hakan Şükür'le birlikte bizde yemek yiyorduk. Yani benim çektiğim ham görüntüleri izliyoruz, eğleniyoruz, makara yapıyoruz, eski günleri hatırlıyoruz. Eski günler dediğim 10-15 günü, 20 gün önceyi hatırlıyoruz. Birden o görüntü geldi. Haluk Ulusoy anahtarı sallıyor. Hakan dedi, dur bulduk. Ne oldu dedim. Bunun sözünü vermişti bize başkan, şimdi hatırlamıyor. Onu hatırlatmam lazım. Sonra bu hatırlatmayı kendisine yaptı. Tabii ben fırçayı yedim. Çünkü jipler benim yüzümden futbolculara verilmiş olmuştu. Allah tüm futbolcularımıza hem sağlıklı bir yaşam hem başarılı bir yaşam nisan etsin. Bunu güçlü vasıtasıyla söylüyorum ve kendisini kutluyorum. Milli takım 11'ini oluşturan oyuncuların büyük çoğunluğu Galatasaraylı. Kim buraya dahil oluyordu? Taffarel'in yerine Rüştü geliyordu. Çok iyi kaleci. Popescu'nun yerine Alpay geliyordu. Çok iyi stoper. Hacı'nın yerine Yıldıray geliyordu. Daha sonraki dönemlerde. Çok iyi on numara. Zaman zaman başka oyuncular geliyordu ama 7 ya da 8 oyuncu zaten otomatikman bizim takım oradaydı. Bu oyun birlikteliğini ya da Galatasaray'da oynanan o tempoyu, alışkanlığı, birlikteliği en yüksek seviyeye taşıdı milli takımda. Çünkü milli takımların en büyük problemi farklı takımlardan gelen oyuncuların beraber hareket edebilmesi zordur. Kolay değildir. Çok da maç yapmadıkları için. Galatasaray'da da oynadığımız için 8-9 tane oyuncuyla beraber bu tarafta milli takımda da birçok iyi şeyler yapıyorduk. Onun akabinde bize katılan arkadaşlarımız da vardı öteki takımlardan ama genelde dediğiniz gibi yani orada 8-9 tane Galatasaraylı futbolcu vardı. Yani Avrupa Şampiyonası'na giderken çok zorlandık açıkça. Tabii tecrübe her zaman önemlidir ama biz çok turnuvalara katılan bir ülke değildik o zamanlar yani o dönemlerde. Biraz tecrübesizliğimiz vardı ama bunu oynadığımız futbolla, arkadaşlığımızla, kamp ortamlarında, arkadaşlık ortamlarında ve iyi oyuncularla başarmasını bildik. İlk kontrada şansı. Okan. Sağ tarafta Arif var. Şimdi Sergen. 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 Vuruyor. Elemelerde bizim yıldızımız İbrahim abiydi. Malzemeci. Bütün takımın neşe kaynağı oydu. Hani federasyon yönetimiyle de hakikaten çok iyi ilişkilerimiz de vardı. O işin ayrı bir tarafı ama kamplarda sonuçta sıkılıyoruz da yani. Orada hani muhabbetimiz var, şeyimiz var, birbirlerimizle şakalaşıyoruz. Mesela kamplarda Alpay döktürürdü yani. Herkesin en çok eğlendirdiği adamdı. Fatih Akgel adı acayip komiktir ama hepimizin odak noktası malzemeci İbrahim abiydi. Ya, İbrahim abiye neler yapıldı neler. Yani bıyığını yarım kesip bırakmalar mı dersin, saçını kestiğimiz bir an var mesela. Sadece şu ön tarafında bırakmıştı şey, Alpay. Böyle gidersin ha.
başkan çağırıyor. İbo abi başkan çağırıyor. İbo abi. İbo abi başkan çağırıyor. Başkan. Tamam mı? Sürtene kafaya. Ya kafayı sürtüleceksin. Hadi yukarı doğru, yukarı doğru. Yukarı doğru. Öyle. Tam tam. Dur bir dakika be abi. Yana tarafa şöyle ya. Arkası gözükmesin. İbo abi valla çok. Bravo İbo. Başkanım. Beni imajayı sayma abi. Şimdi yani Türkiye bu turnuvalara gruplardan başladığı zaman genelde yıllarca gruplardan çıkma umudunu fazla taşıyan bir ülke değildik. Yani ilk kez statü ilk ikinin direkt gitmesine imkan veriyordu. Orada direkt katıldık. Mesela 2000 yılında ikinci olduğun zaman direkt katılamıyordun. Playoff oynadık. Grupta bir defa Almanya gibi bir takım vardı. Rakip. Şimdi Almanya'nın olduğu bir yerde biz grupta son maçı grup birinciliği için oynadık. Bu bizim adımıza son derece önemliydi. Almanya'yı burada yendik. Orada 0-0 beraber kaldık. 4 puan aldığımız takım grup lideri olarak gitti. Biz ikinci olduk. Yani burada bir terslik olduğu çok net bir şekilde ortada. Tabii unutamadığımız yani gruplardaki maç mesela Almanya'ya goller kaçırdık Münih'teki maçta. Yani 1-0 kazansak Almanya'nın yerine direkt olarak biz katılıyoruz. Ama neticede önemli olan katılmaktır. Öyle veya böyle katılmak. Onu başardık. Nasıl başardık? Playoff'ta başardık. Unutamadığım maç gayet tabii ki İrlanda maçı. Yani maçtan sonra yaptığım konuşma ne benim tarafımdan ne başkaları tarafından unutulması mümkün olmayan bir konuşma oldu. Türkiye uzun konuşacağım dönem olacak. Şimdi Türkiye'ye bir mesaj veriyorum. Yarın UEFA'ya bundan sonra Türk milli takımla oynadığım maçlar için 6 puan teklifinde bulacağım. Bundan sonra kazandığımız maçlarda Türkiye 6 puan versin UEFA'ya. 3 içerideki İrlanda için, 3 rakip İrlanda için. Şimdi içerideki İrlandalıları bir göreyim bu hafta ben. Çıksınlar onlarla. İtalya maçı, Conte'nin attığı gol hakikaten çok güzel bir goldü. O bir taraf ama Okan'la da yakalamıştık. Çok sıcak bir havaydı, onu çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel de bir stattı. Zemin harikaydı. Fakat İtalya her zaman klasik İtalya. Sonrasında beraberliği aldıktan sonra İsveç'te işi finale bıraktık zaten. Ama öbür taraftan da ev sahibi Belçika. Önemli bir statta oynuyoruz. Full zaten taraftarlar doldurmuş. Fakat şunu da biliyoruz ki tam dengimiz bir rakip ve geçebiliriz de. Orada tabii Şükür'ün attığı gol hala unutulmaz, muazzam bir goldü. Avantajı yakaladıktan sonra bizim takımımız öyle. Eğer mücadeleyi çok net şekilde ortaya koyardık, çok diri kalırdık. Rakibi ondan sonra hatasını yakalayıp eğer öne geçtikten sonra kolay kolay da avantajı vermezdik. Sonrasında zaten o Suat abinin asistiyle tekrar ikinci gol geldi ve maçı kazandık. Takım sadece bugünün değil, tüm zamanların en iyi ekibi. Her şeyde en iyi ekibi. Allah bizimle olacak. Baştan sona burada tutuyoruz. Hadi, 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 hadi. Bir anımız var. Mesela Portekiz maçında mağlup olduk. Herhalde zannedersem Alpay Özalan. Alpay abi kırmızı kart görmüştü. Devre arasına girdik. Mustafa Denizli'de Hakan Şükür oturmuş. Başına havlu örtmüştü. Önüne bakıyordu böyle. Başında havlu vardı. Alpay da duşların oraya gitmişti. Mustafa Hoca da geldi. Sen nasıl kırmızı kart görürsün, orada görmüyor musun diye. Hakan'ın başına durmuş Alpay diye Hakan'a bağırıyordu. Biz orada devre arası çok gülmüştük. Alpay'ın başında Hakan'ın başında havlu vardı. Önüne bakıyordu. Hakan abi kafasını kaldırınca ben Hakan'ım hocam dedi. Alpay abi de duşa kaçmıştı o ara. Otobüse gidiyoruz. Otobüsün arka tarafında beşli koltuğun önünde sağlı sollu masa var. U şeklinde. Yani oyuncular hem böyle hem de yüz yüze birbirine oturup hem sohbet ederken hem de işte eğlenebiliyorlar veya işte neyse konuşabiliyorlar. Orada da hadi dediler işte oyun oynayalım. Neyse başladı. Fatih burada oturuyor. Yanında kim vardı? İşte Alpay. Diğer tarafta bir kişi daha var. Neyse başladı tabii gülüşmeler, bağırmalar. O ara yolculuk devam ediyor.
Ama Fatih otobüsün arkasına doğru bakıyor. O masaya göre. Neyse Mustafa Hoca tabii o gülüşmeleri falan duyunca hemen geldi. Ne yapıyorsunuz siz falan? Ya hocam işte eğleniyoruz. Orada hemen karşı tarafta oturan, şimdi kim biliyorum, kalk bakayım sen dedi, kaldırdı, oturdu. Başladılar işte oynamaya. Fatih benim gibi oturuyor. Otobüsün arkasına bakıyor. Hoca da tam karşısında böyle oynuyorlar falan. Biz de yanındayız, izliyoruz. O ara gır gır muhabbet devam ediyor. Fatih Akgel birden durup dururken şöyle kalktı. Of 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 dedi. Kazaya bak dedi. Tamam mı? Biz hepimiz döndük. Hoca ne oldu? Nerede falan filan. Ya görünmez kazaymış hocam ya dedi. Hoca dedi burada durur mu? Şimdi burada söyleyeyim de onun meşhur bir lafı vardı. Onu söyledi. Kafasına bir tane de indirir tabii. İçimizdeki İrlandalılar herhalde şu son yılların Türk futbol tarihine geçen en önemli tespitlerinden bir tanesi. Sonrasında Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra milli takımımız Dünya Futbol Şampiyonası'na katıldı. Dünya Kupası'nda müthiş bir başarı yakaladı. Sonrasında ise 2008 yılında bu sefer nöbeti Fatih Terim aldı. Turnuvaya iyi başladıktan sonra bir takım sıkıntılar yaşadık. Bosna Hersek yenilgisi, evimizde Türkiye'de Yunanistan'a yenilmemiz. Tabii iyi başlayan bir turnuva daha sonra zora soktuk. Bunların içerisinde Bosna Hersek gibi Yunanistan gibi önemli maçları kaybettik. Daha sonra Moldova'ya puan kaybettik. Hatta Malta'ya bile puan kaybetmiştik. Tabii daha sonra Yunanistan'da Yunanların çılgın taraftarları önünde o zaman da 4-1 gibi net bir skorla Yunanları Yunanistan'da Olympiakos adında 4-1 gibi net bir skorla yendik. Orada müthiş bir zafer elde ettik. Hatta 1-0 yenik duruma düşmüştük maçta. Tabii orada kırma anlardan bir tanesiydi o maç ve daha sonra bizim Norveç maçımız vardı Oslo'da. Bu bizim için final niteliğinde bir maçtı. Sayın Fatih Terim'in ekibi, teknik ekibi, eğitimciler, bize orada yardımcı olmak isteyen bütün ekip bize hiç kimse hissettirmedi. Çok güzel bir ortamda, arkadaş ortamında, aile ortamında geçti. Yani yemekler, organizasyonlar, oyunlar, tavla oynardık, okeyler oynardık. Fatih Hoca uyumazdı. Sabahlara kadar çalışırdı. Sabahlara kadar analiz ederdi rakipleri. Bütün gün bizlerle beraber gecede sabaha kadar da rakip oyuncuları, bizim oynadığımız hazırlık maçları bireysel olarak hem rakipleri hem bizleri, motivasyonumuzu hem fizik hem zihinsel olarak yukarılara nasıl çeker diye çok çalışıyordu. Hiçbir maça ben bu kadar rahat hazırlanmadım. Basında yazmış zaten çok başarılı diye. Evet çok başarılıyım. O tabloyu gördükten sonra yedeğiyle, gireniyle, çıkanıyla, tribünde oturanıyla ben evet arkadaşlarımla beraber çok neşeliyiz. Bunun tek sebebi var. Başka bir sebep bulamaz teknik heyet için. Bir tek sebep vardır. Aşırı güveniyorum. Zarar mıdır? Göreceğiz. Allah yardımcınız olsun. O kadronun tabii en sempatik, bir de hakikaten çok yakışan, şimdi çok fenomen. Arda işte o zaman çok genç. İşte onun bir takım taktikleri vardı. Çok yeteneklidir o konulara. O kampın en büyük eğlenme şeyi Arda'ydı o zamanki. Belki hala öyledir. Barcelona'da bile öyledir. O zaman da öyleydi. İşte oyuncuların taktikleri, eski abilerin, sergenlerin falan. Onlarla eğlendik. Eleme grubu böyle şey, eleme grubunda bunları yaşadık. Sergen topun başına geldi. Sergen topu koydu. Tümer geldi. Tümere çekildi de. Sergen geldi. Sergen geldi. Sergen vurdu, gol oldu. Sergen atladı. Güzel bir ortam oluşturduk. Özellikle ben artık takımın en büyüğüydüm tecrübe bakımından. Çünkü başka da isim yoktu. O oluşturduğumuz o sinerji, o birliktelik her daim yaşanan o 30 küsur günlük kampta önemini ortaya çıkardı. İkinci maç İsviçre maçı. Müthiş bir yağmurun altındaki maç. Şimdi o maçla ilgili bir detay var, onu anlatayım. 1-0 mağlubuz. İsviçre'nin bize göre soldan bir atağında orta
yerden bir orta ve Hakan Yakın, bizim Murat Yakın'ın abisi, boş kaleye atacak. Fakat o yağan yağmurdan dolayı biriken su birikintisi Hakan'ın önüne gelmesi gereken topu tutunca Hakan bomboş kaleye atamadı, top kaldı. 2-0 olsa her şey bitti. Ben o maçın Allah'ın lütfu olarak baktığım noktada o yağan yağmurun, çünkü yağmur beklentisi yoktu maç öncesi. O yağan yağmurun bize vermiş olduğu bir, ne diyeyim, kazanım mı diyeyim, kazanç mı diyeyim artık, yani bir lütuftu. 1-1 oldu. Sonrasında 89 yanılmıyorsam 90'larda Arda'nın müthiş bir şutu. Rakibinden çarpan bir topu ve 2-1. Yani bir anda her şey değişti. 3 puan aldık. Bu anlam 3 puan tabii ki takım içerisindeki oluşurduğu havanın da o bozulan morallerin de tamamen değiştiğini, artık ya oldu ya da olmadı diyebileceğimiz, olmayacak diyebileceğimiz Çek maçına biz hazırlandık. Çek maçı da çok bence mucizelerin olduğu bir maç oldu. 2-0 geriye geçtikten sonra 75. dakikadan sonra 3 tane gol atmanız bir Çek milli takımına galip gelmez bence imkansız bir şeydi. 2-0'dan sonra 75. dakikadan bahsediyoruz. Ama bizim inancımız, bizim isteğimiz ve almış olduğumuz skor, sonuç bizi gruptan çıkardı. Tabii ondan sonra da tüm Avrupa medyasında şu artık yazılmaya, çizilmeye başlandı. Türkler bitti demeden bitmez. Ay can ay. Santra yapan yok. Kalenin ortasından giriyor, ortasından. Ooo. Ne oldu? Oha. İki mi? Hala iki. Önce isabet ya. Önce isabet, kaleyi tutsun ya. Gol olması için kaleyi tutması lazım. Üç. Üç hocam. Hoca var. Güzel izledik. Hocam at sen. At sen de. Hocam at, dördü yap hocam. Dış değil ama. Dış buraya gel. Buyurun kardeş. Üç. Güven kendine. Can öttür bakayım. Öldü. Hey yavrum benim. Öttürdüm ben ona. Çek Cumhuriyeti maçında ben Beşiktaş'ta oynarken Siwok, Galatasaray'da oynarken de Milan Baroš, takım arkadaşlarım. 2-0 öndeyken şunlar arasında şöyle sözler kullanmışlar. İkisi de yedek kulübesinde. Şunu demişler. Son 15 dakikaya girdik. 2-0 öndeler. O zaman çok ciddi şekilde prim kazanıyorlardı. 300 bin euro gibi bir rakamdı. Ve onlar için müthiş bir ücretti. Kimisi ev alacağım, kimisi yazlık alacağım, kimisi ben Ferrari'ye bineceğim, kimisi spor araba alacağım. Devamlı aralarında bu şekilde konuşmalar yapıyorlarmış. Ellerin avuçların içinde devamlı böyle primden, paradan bunları konuşuyorlarmış. Tabii maç 2-1'e geldiği zaman bir şey olmaz demişler. Son 5 dakikaya girdik. 2-2'de birbirlerine bakmışlar bütün yedek kulübesi. 3-2'de tabii ellerin avuçlarına gelen, kayıp giden bütün o isteklerini, hayallerini avuçların ellerinden aldık. Güzel bir süreçten geçtik hazırlanma sürecinden sonra. Ve maçlarımız başladı. İlk maç Portekiz maçıydı. Çok iyi oynamadık, kaybettik. Ama tabii bu şekilde kaybetmek üzücü oldu. Çünkü biz daha böyle bir büyük hedefler peşinde geldik turnuvaya açıkçası. Yani onu net bir şekilde ifade etmek lazım. Dolayısıyla almış olduğumuz mağlubiyet her ne kadar moralimizi bozsa bile geri kalan iki maçta alınabilecek 6 puanın veya belki de 4 puanın bizi bir noktaya getireceği inancındaydık. Gruptan çıktık. O Çek maçındaki soyunma odasındaki konuşulan o nasıl olsa biz üçüncü olduk düşüncesi bizi daha ileriye ne kadar taşır mantalitesi vardı ama daha üçüncü olmadık. Üçüncü olmamız için önümüzdeki rakibi geçmemiz lazım. O rakipte kim? Hırvatistan. Ama öyle bir özgüven oluştu ki takım içerisinde.
Tabii biz bir taraftan da sakatlıklarla, cezalarla uğraşıyoruz. Böyle bir ortamımız var ama hiç fark etmez. Oradaki bütün oraya gelen 24 kişi diyelim, 24 arkadaşımız tam anlamıyla kenetlenmiş. Oynamanın yerine oynayan herkes de tam anlamıyla görevini yapan bir durumdaydı. Tabii üçüncü olabilmen için, üçüncülüğü garantiyebilmen için hırvatları geçmen lazım. Geçip bir yarı final oynaman lazım. Dolayısıyla bir hırvat maçımız, o da yani hani az önce Avrupa basının işte çılgın Türkler bitti demeden bitmez söylemlerinin de ispatı olan bir maç oldu. 119. dakikada gol yedikten sonra, 90 dakika berabere bitmişti uzatmada, 119. dakikada gol yedikten sonra hakikaten herkes bir yıkım devresine girdi ama kaybedecek diye bir şeyiniz yokken 121. dakikada gol attık. Bu sefer yıkılan taraf Hırvatlar oldu. Biz ise ayağa kalkan taraf biz olduk. Orada defanstaki bütün oyuncuları ön tarafa gönderen bir zihniyet vardı. Mesela ben gideyim kaybedecek bir şey yok artık. Emre Aşık oynayayım. Bütün önümdeki oyuncuları boşalttım. Gol öncesi pozisyon da o şekilde oldu zaten. Kimse yoktu. Adamlar bir uzun top kullandılar. Offside. Kimse yok çünkü bizde. Offside'ı hemen başlatmam neticesinde ilerideki Emre Aşık'ın o muazzam sıçramasıyla bozulan bir defans, Semih'in önüne düşen top ve gelen gol. Bizim ayağa kalktığımız Hırvatların da artık yıkıldığı an oldu. Sonrasında penaltılar. Tabii penaltılarda o moralle giden bir milli takımımız var. O moralsizlikle giden de bir Hırvat milli takım vardı. Neticesinde biz penaltılarla kazandık ve Avrupa üçüncülüğümüzü garantiledik. Arar buluruz izini bilirsin, zır deniz biz. Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz. Bir oluruz yolunda, hadi bas tır. Devre arasına girdiğimizde Sayın Hocamızın çok bazen böyle ince dokunuşları vardır, esprileri vardır. Ama o esprilerin altında bir ciddiyet vardır. Aslında hep biz bir ciddiyet ararız. Çünkü maçta her zaman ciddi olmanız gerekiyor. Sayın Hocamız o zaman işte Hamit Altıntop, Nihat Kahveci performansından memnun değildi ilk yarı. Onu hatırlıyorum. Devre arasında hocamız da tahtayı yazarken konuşmasında birazdan Hamit Altıntop'la Nihat Kahveci'yi oyuna alacağız diyordu. İkinci yarı onları oyuna sokacağız diyordu. Biz hepimiz birbirimize bakıyorduk falan böyle şaşkın bakışlarla. Önce anlamadık olayı. Tabii oyuncu espri altında Nihat Kahveci ve Hamit Altıntop'un performansından memnun olmadığı anlamına sonradan aklımıza geldi. Tabii diyoruz Allah Allah, hani Hamit Altıntop oyunda, Nihat Kahveci oyunda. Nasıl oyuna sokacak? Acaba bir hata mı var gibisinden? Tabii böyle bir ince dokunuş yapıyor Fatih Hocamız. Zaman zaman hepimize bu tür duygularla yaklaşıyor. Çünkü o kadar samimi bir ortam ve aile ortamı var ki. Hocamızla hep yüzümüze bazı şeyleri anlatır. Hiçbir zaman arkamızdan bir şeyleri söylemez. Herkesin önünde, toplantılarda. Çünkü biz bir aile olduğumuzu bize hissettiriyordu. Orada aile içerisinde kalan aile içerisinde biter. Evet, söz sizlerde. Allah yardımcınız olsun. Sonra çek maçı. Kazanan bir süre çıkacağı çek maçını, çeyrek finale çıkacağı çek maçını oynuyorduk. Yine talihsiz bir oyun başlangıcı. Kötü de oynamıyorduk ama çekler daha ilk yarı için söylüyorum. 2-0 öne geçen bir çek takımı. Yine 75. dakikada Arda'nın golüyle 2-1'e geliş. 75'te 90 arası 15 dakikalık bölümde oyun 3-2'ye gelişi. Müthiş bir geri dönüş yaşadık. 3-2 kazandık. Korkunç mutluluk tabii. Hatırlıyorum ama kulübeden fırladığımı hatırlıyorum. Ondan sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Herkes zaten sarmaş dolaştı. Çeyrek finale gidiyorduk. Hırvatistan'la çeyrek final oynayacaktık. Yani düşün, Portekiz mağlubiyetiyle başlıyor. İsviçre ve Çek galibiyetiyle ve ben şunu söylüyorum, bilmiyorum olacak mı? Bugün 2016'ya gidiyoruz. Yine çok büyük hayaller kuruyoruz. Belki Avrupa şampiyonu bile olacağız. Büyük bir sürprizle. Ama her maçın hikayesi olduğu böyle bir şampiyon. Yani 2008 yaşanacak mı bilmiyorum. İsviçre, Çek maçı, hep geri dönüşler. Ve Hırvatistan maçı. Ve sonunda da Hırvatistan maçına gidiyoruz çeyrek finalde. Ortada giden maç, Hırvatlar biraz daha üstün. Uzatmaya gidiyor maç. Hepimizin bildiği
119. dakikada golü yiyoruz, 120. dakikada golü atıyoruz. Böyle bir futbol hikayeleri çok azdır. Ben hayatımda ilk defa yaşadım işte. 52 yaşındayım birçok lig maçlarında. Böyle bir futbol hikayesi var 2008'de. Belki şampiyon olacak ileride Türk milli takımı, Avrupa şampiyonu ama böyle maç hikayeleri olacağı bir şampiyon yaşanacağını düşünmüyorum. Biz Almanya maçına çıkarken herhalde bir 8 tane oyuncumuz turnuva başlangıcındaki 11'in farklı isimleriydi. 8 oyuncu. Ben de dahil. Belki 9'dur. Ama turnuvanın da en iyi futbolunu oynadığımız maçtır. Almanya maçı. 1-0 öne geçtik. 1-1. 2-1 öne geçtik. 2-2. Tabii biz 1 İsviçre, 2 Çek Cumhuriyeti, 3 Hırvat derken 3 kere gittik. Son dakikalarda attığımız gollerle o noktaya geldik. Bu sefer son dakikada yediğimiz golle biz turnuvadan elendik. Yani finale çıkamadık. Üzüldük tabii. Acayip üzüldük ama bizi sevindiren ve mutlu eden nokta şu oldu. Oraya giden 24 kişinin hemen hemen herkes görev yaptı. Layıkıyla yapmanın huzuru, vicdan rahatlığı vardı. Tabii neticesinde bir madalya dönmek ayrı bir gurur. Çok güzel bir turnuvayı iyi bir dereceyle bitirdik. 2008'de yarı finali gördükten sonra 2016'ya yani bugüne gelinen süreç öyle kolay olmadı. Yüreğimiz ağzına geldi. Ha gitti ha gitti gidecek denilen bir ortamda milli takım her maçta bizi öldü öldü diriltti. Ama sonunda bugün Fransa'da sahaya çıkma imkanını yakaladı. Biz dünyanın en büyük aşkı olabiliriz. Biz uğrunda 100 kere 1000 kere ölebiliriz. Biz volkanız, Mehmet'iz, Arda'yız, Emre'yiz. Biz Türkiye'yiz, Avrupa'nın fatihi olabiliriz. Fatih Terim'in başarısı, milli takımın başarısı 96'daki kuşakla, 2008'deki kuşakla ve 2016'daki kuşakla yani dönemin en genç kuşaklarıyla kendi yaşı büyüdükçe mesafeyi koparmamasıyla alakalı. 96'daki oyuncuları yaş olarak ona yakındılar. 2008'dekiler biraz daha uzaklaşmışlardı. 2016'dakiler daha da uzaktalar. Bu kuşağın çocuklarıyla iletişim kurabiliyor Fatih Terim. Türk milli takımının en büyük sorunu yıllarca baktığımızda, gördüğümüzde birlikte iş yapma kültürüne sahip olamamış olmaları. Birliktelik kuvvetinin, hani birliktelik gücünün tesis edilememiş olması. Fatih Terim'in en büyük başarısı bence bu. Farklı düşünen, birbirleriyle belki konuşmayan, birbirleriyle hayatta hiçbir alışverişi olmayan adamları bir araya getirip bir takım haline sokabilmesi, bir potada eritiyor olabilmesi. 2008'deki geri dönüş hikayesinde de, 2016'ya son dakikada gitme hikayesinde de kesinlikle bunun sihri olduğunu düşünüyorum. Burası bir 4 maçlık süreç ve 6 maçlık süreç var. İkiye bölmek lazım, iki yarıya bölmek lazım. Birinci yarı bence sportif değil, mental sıkıntıları içeren bir yarıydı. Özellikle o Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak silah hikayesi Fatih Terim tarafından düzgün yönetilemedi. Gökhan benim evladım, ondan vaz mı geçeyim açıklaması içinde. O zaman Ömer'le Hakan senin evladın değil mi sorusu barınıyordu. Maalesef ilk 4 maçta bu sorunu çözemedi. Yani milli takımın gölgeyle kavga dönemi bu 4 maç. Sonrasında gerek bu sorunun yavaş yavaş çözülmesi, Çalhanoğlu'yla resim vermesi ve onu milli takıma katması, Hakan Çalhanoğlu'nun sorunun çözülmesi, gerek Gökhan Töre'nin formunun düşmesi ve milli takımın uzaklaşması, gerek Volkan Demirel'in tribündeki küfürleri bahane edip ayrılıp Volkan Babacan'ın gelmesi, gerek Emre Belözoğlu'nun, birinci maçta Emre Belözoğlu da vardı, Emre Belözoğlu'nun artık milli takım seviyesi top oynamaması, bir anda biraz şans eseri, biraz Terim'in dokunuşları da milli takım sorunlu bir yer olmaktan, sorun merkezi olmaktan çıktı. Gerçekten milli bir şey olmaya dönüşmeye başladı. Yani Volkan Babacanlı, Hakan Çalhanoğlu'nun
Oğuzhan Özyakup'lu daha sempatik bir takım haline dönüştü. Sonraki 6 maçta kazanan şey de bence sportif detaylar değil, sempatik detaylar. Sonraki 6 maç milli takımın, milli oyuncuların gölgesiyle kavga ettiği değil, rakiplerle kavga ettiği deyimlerine sığınmak için. Rakiplerle savaştı, rakiplerle mücadele etti. 16 puan topladı ve grupta üçüncülüğü alabildiği bir dönem. Tabii bu noktada tarihteki ilk 24'lü Avrupa Şampiyonası önemli bir şans. Tarihteki ilk 24'lü Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez bir en iyi üçüncü turnuvaya gidiyor. Türkiye'nin peş peşe her şeyini denk gelip İspanya'nın Ukrayna'yı yenerken 12. dakikada golü Mario Gaspar atıyor. İlk milli maçı, ilk milli golü. Kazakistan, İslambek Kuat'ın golünü deplasmanda kazanıyor. 12 yıl sonra ilk defa deplasmanda kazanıyor. Biz kazanmamız gerekiyor. 89'da Selçuk Yalın'ın frikiyle kazanıyoruz. Birçok önemli detayın, birçok önemli şansın bir araya geldiği, gerçekten futbol tarihinin en şanslı takımının, bir kez daha futbol tarihinin en şanslı takım olduğunu ispat ettiği bir durum. Biz Euro 96'ya giderken o turnuva ilk 16'lı turnuvaydı. İlk 16 turnuvaya o genişlemeden dolayı gittik. Şimdi 2016'ya gidiyoruz. O turnuva da ilk 24 turnuva. Buna da bu genişlemeden dolayı gidiyoruz. ...2000 yılından bugüne kadar katıldığı turnuvalarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlar... ...biz bu turnuvalarda gruplardan veda ederek ayrılmayız mesajı olan bir takım. Son derece iyi geçen bir 2015-2016 sezonu var milli takım adına. Bu verileri bir araya getirdiğin zaman büyük umutlar besliyoruz. Milli takım bu potansiyeli var. Tabii birkaç tane yani beni soru işaretiyle karşı karşıya bırakan şeyimiz var, eksilerimiz var ama artılarımız bunun çok üzerinde. Dolayısıyla ben bu milli takımın bu özelliklerini, turnuva özelliklerini katıldığı bu son turnuvada ortaya koyacağına %100 inanıyorum. Dolayısıyla onlarla birlikte o başarıyı orada yaşayacağımı da düşünüyorum. Milli takımımızın yanında olacağım. O bakımdan benim adıma yani gruptan çıkma şansı yüksek bir milli takımımız var diye düşünüyorum. Tabii bunlar ön değerlendirmeler, teorik değerlendirmeler. Futbolda neyin ne zaman yaşanacağını kimsenin tahmin etmesi, bilmesi mümkün değil. Ama ben bu milli takımın yani bu özelliklerini bir araya getirdiğin zaman kolay bir hadise değil. Yani katıldığın her turnuvada, sonuç turnuvaya katılmışsın, diğerlerine katılamadın. Katıldıklarında hepsinde bir derece yapmışsın. Şimdi böyle bir milli takıma sahibiz, böyle bir düşünceye sahibiz. Dolayısıyla ben bu milli takımın bütün bunları başaracağına %100 inanıyorum. Sevgili seyirciler, terörle imtihan edilen zor günlerden geçiyoruz. Son bir yılda 1000'den fazla insanımız hayatını kaybetti. İşte böylesine bir ortamda bugün Fransa'da başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın performansı belki de hepimizin ihtiyacı duyduğu o milli beraberliği bizlere hediye getirebilir. Umarız da getirir. 5N1K'da sizlere bir başarı öyküsünü anlattık bugün. Umarım bu şampiyona sonrasında bu başarı öyküsünü anlatmaya devam ederiz. Çok kısa bir aramız var, ardından beraber olacağız. Az gittik, uz gittik, bir 5N1K programının daha sonuna geldik. Bugün programımızın tamamını milli takıma ayırdık. Umarız hepimizin duaları, gönlümüzden geçen milli takımın bu şampiyonadan başarıyla, hatta kupayla geri dönmesi. Döner mi? İnanın dönebilir. Öyle sürprizlerle dolu bir takımımız var ki dönerse hiç kimse şaşırmasın. Diyelim ve bir 5N1K'yı daha bitirelim. Önümüzdeki hafta bambaşka bir içerikle karşınızda oluncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.